Frank Ribery'e geçelim isterseniz. 39 yaşında Galatasaray forması da giymişti daha önce ve kariyerini noktaladığını açıkladı. Tabii bu kariyer noktalama tüm spor severleri de üzüyor, yaş kaç olursa olsun. Evet. Şimdi Rafael Nadal, düzeltiyorum. İsviçreli tenisçi, neydi ismi, bir anda aklıma gelmedi. Roger Federer. Roger Federer, karıştırdım Nadal. Roger Federer bıraktığında da tenisi bayağı üzülmüştük. Çünkü böyle üst düzey bir sporcunun tenisi bırakması, sporu bırakması bir spor severleri üzüyor. Frank Ribery de uzun yıllar boyunca zevkle seyrettiğimiz, Türkiye'den de senin söylediğin gibi yolu geçmiş, Galatasaray'da kısa dönemde olsa forma giymiş. Bayern Münih'te çok büyük başarılara imza atmış. Hatta işte Robben'le birlikte Robbery şeklinde o ikili anılmıştı. Çok büyük başarılar elde etmiş. Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmiş. Çok çok önemli bir futbolcu. Maalesef o da yaşı geldiği için futbola veda ediyor. Bir açıklama yaptı kendi sosyal medya hesabından ve bunu duyurdu. Tabii ki başta Bayern Münih kulübü olmak üzere ve Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn olmak üzere birçok açıklama geldi. Hatta Ribery, Oliver Kahn'a ilk şakasını yaptığında, çok şakacı bir futbolcuydu Ribery. Kafasından aşağı kovayla su dökmüş. Onu hatırlatmış Oliver Kahn. İlk geldiğinde benim kafamdan aşağı bir kova su boca etmiştin. Ama Bayern Münih tarihinin en önemli futbolcularından birisin. Hatta Avrupa'nın da tarihinin en önemli futbolcularından birisisin demiş. Böylece de Frank Ribery de bir yıldız gibi kayda gitti. Ama herhalde futbolda kendisini görmeye başka fonksiyonlarda devam edeceğiz gibi duruyor. Mutlaka. İsterseniz sizin konu başlıklarınızdan devam edelim. Şimdi bu kanser olayları yine futbolda görülüyor. Christoph Daum, Türkiye'den de yolu geçmiş. Hem Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de teknik direktör yapmış. Türkiye'ye çok yakın bir Alman teknik direktör. Kanser tedavisi gördüğünü açıkladı dün sosyal medya hesabından. Hatta ikinci paylaşımı da Türkçe olarak yapmış. Kanser vakaları ne yazık ki görülüyor ama Christoph Daum'un tedavisi iyi gidiyormuş kendisinin açıklamasına göre. Ve orada da bir mutlaka bir tavsiyede bulunuyor. Kontrollerinizi, kanserle ilgili kontrollerinizi yaptırın diyor. Biz de buradan çağrıda bulalım. Hakikaten kanserle ilgili kontrolleri yaptırmak çok çok önemli. Bir de buna bağlayacağım, başka bir konuya bağlayacağım. Biliyorsun Almanya'da, Bundesliga'da geçen sezondan bu yana 4 futbolcuda testis kanseri tespit edildi. Hatta bunlardan biri de Sebastian Haller, işte Ballon d'Or'da da çıktı, bir ödül verdi. Güzel bir olaydı o. Şimdi Hertha kulübü, ki Hertha kulübünün 2 oyuncusu testis kanserine yakalanmıştı. Hertha kulübü kendilerine transfer olan, yeni transfer olan oyunculara testis kanseri kontrolü yaptırmaları için tavsiyede bulunacaklarını açıkladı. Zorlamayacaklarını, fakat gelen futbolculara testis kanseri kontrolü yaptırmalarının tavsiyesinde bulunacaklarını açıkladı. Hakikaten kim olursa olsun, sporcu veya normal yaşamını sürdüren insan, mutlaka bu kanser mücadelesinde önceden kontrol ettirmek çok çok önemli. Bunu da biz buradan izleyicilerimize söyleyelim. Peki. Aston Villa Steven Gerrard'dan da bahsedelim isterseniz. O da dün oldukça konuşulan bir konuydu. Evet. Şimdi Steven Gerrard bir anda Aston Villa'da gönderildi. Fakat yerine henüz yeni bir teknik direktör gelmedi. Ben sabahleyin baktım ama şu anda yok. Schalke 04'te de Kramer gönderilmişti teknik direktör. Bu sene Bundesliga'da 5. teknik direktör. Orada da henüz bugün maçlar var mesela. Schalke'nin başına da henüz teknik direktör gelmedi. Kulüpler araştırmalarını yapıyorlar. Schalke'de muhtemelen Mike Büskens, daha önce de böyle geçici olarak görev yapmıştı, eski futbolcu. O bu hafta sonu takım başında olabilir. Yani işte tek günah keçisi, hep konuşuyoruz Demet. Teknik direktörler oluyor. Takım kötü gittiği zaman gönderecek tek kişi kolay şekilde teknik direktörler. Steven Gerrard'ı şimdi ekranda da görüyoruz. Bu son kurban olarak ortaya çıkan insanlardan biri. Bir de bugün Avrupa'da önemli maçlar var. Sizin takip ettiğiniz maçlar var mı? Neler söylersiniz bunlarla ilgili? Dünya Kupası'nın başlamasına az bir zaman kaldı. İşte 14 Kasım'da ligler ara verecek. Geriye 3 hafta kaldı. Hani hafta içi fikstürler haricinde 3 hafta kaldı. Dolayısıyla artık yavaş yavaş Dünya Kupası'na doğru yaklaşıyoruz. Ve liglerde de dönem dönem önemli maçlar oynanıyor. Bu hafta örneğin bizim ligimizde oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması hakikaten
Benim en çok Evet. ilgimi çekecek karşılaşmaların başında geliyor. Emre Belözoğlu ile Başakşehir çok önemli bir ivme yakaladı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la çok iyi gidiyor hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde. Dolayısıyla bu hafta benim yakından takip edeceğim karşılaşma Pek tahmin Fenerbahçe-Başakşehir edilemeyen bir karşılaşması olacak. karşılaşma aslında, değil mi? Evet. Fenerbahçe tabii ki kendi evinde oynayacağı için biraz daha avantajlı gözüküyor benim gözümde. Ama Başakşehir'de hakikaten çok iyi futbolculara sahip iyi bir takım. Her sonucu açık bir karşılaşma olabilir tabii ki. Süper Lig'i de biraz konuşalım isterseniz. Bu hafta yine Tabii ki. Galatasaray'da 7-0'lık galibiyetten sonra Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek ve Galatasaray taraftarı da oldukça heyecanlı bu mücadele için. Şimdi Galatasaray'ın en büyük problemlerinden biri sezon başından beri gol kısırlığı. Hakikaten Galatasaray gibi çok üst düzey bir takım ve üst düzey futbolcu olan bir takımın bu kadar kısır futbol oynaması ve gol atamaması şaşırtıcı. Bakıyorsun kadroya, oyuncuları tek tek hakikaten çok gol atar bu kadro diyorsun ama Galatasaray gol atmakta çok çok zorlanıyor ve bir de kapalı savunma yapan takımlar karşısında iyice ne zorlanıyor. Şimdi bu kupa karşılaşması Galatasaray için böyle biraz bir nefes almak, yani taze bir oksijen içine çekmek gibi oldu. 7 gollü bir karşılaşma. Bu lige yansır mı bilemiyorum. Tabii ki oynanılan rakip güçsüz bir rakipti Kastamonuspor. Ve futbolcular da orada ellerinden geleni yaparak hiç acımadılar tabiri caizse rakibe. Ve o gol açlığını o maçta biraz olsun gidermek istediler ve bunu da başardılar. Ama ligde Alanyaspor gibi tabii ki zorlu bir rakip karşısında nasıl bir futbol oynayacaklar ve yine o kısırlık devam edecek mi onu hep beraber göreceğiz demek. Son olarak Beşiktaş'ı da konuşalım istiyorum biraz. Valerian İsmail'in eleştirildiği bir dönemdeyiz ve Beşiktaş için önemli bir karşılaşma. Hatayspor'da ligde inişli çıkışlı bir Evet. performans sergiliyor. Nasıl bir maç beklersiniz siz bu karşılaşmadan? Pazar günü oynanacak. Şimdi Beşiktaş'ın da kadrosuna yine Galatasaray'da olduğu gibi baktığımızda çok önemli futbolcuları kadrosunda barındırıyor. Gol atmakta Galatasaray'dan daha kolay gol buluyorlar ama onlar da savunmada sorunlar yaşıyorlar ve Valerian İsmail bir türlü takımı oturtamadı ve bu bağlamda da çok eleştiriliyor. Valerian İsmail'in tabii ki teknik direktörlük geçmişi pek parlak değil. İşte Avusturya'da çalıştırdı, Lask olsun, İngiltere'de iki takım çalıştırdı. Orada uğradığı başarısızlıklar olsun. Tabii ki bunlar hemen Beşiktaş'ta da böyle problemler yaşanınca öne sürülüyor. İşi kolay olmayacak. Eğer bu Dünya Kupası arasına kadar olan bölümde Beşiktaş tabii ki iyi sonuçlar alamazsa Valerian İsmail'in gönderilmesi gündeme gelebilir. Çünkü arada da bu 5 haftalık sürede yeni bir teknik direktör getirip onunla takımı kaynaştırmak kulüpler için daha cazip olabilir. Hep beraber bu 3 hafta sonunda Valerian İsmail'in de durumunun ne olduğunu göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hüseyin Özkök'le birlikte hem Avrupa'daki spor gündemini hem de Süper Lig'in bu haftaki karşılaşmalarını konuştuk. Şimdi sizlerle Avrupa'dan maç özetleri olacak. Ardından saat başında tekrar buradayız.